Dilan Çıtak Tatlıses. Onun konusunu da şöyle, daha önce vermiş olduğumuz ve magazin noterinde paylaştığımız için, bir ev vardı malum Kuşadası'nda. Önce Dilan dedi ki bütün evlatlarına verildi, bana verilmedi. Bunu gündeme getirmiştik. Sonra İbrahim Tatlıses dedi ki ya o evraklarını geç getirdi, benim de ihtiyacım vardı. Sıkıştım, ben o evi sattım ama Dilan'a anamın evini vereceğim, İstanbul'un merkezinde dedi. Şimdi üçüncü bir şey, gelişme var. Onu paylaşacağız sizinle. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan'a babasının sözleri hatırlatıyor. Ya işte evrakları geç vermişsin falan, senin yüzünden olmuş gibi. Dilan da şunları söylüyor. Mesela çocuklara Kuşadası'nda ev verilecekten de herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da niye bana verilmedi demedim. Çünkü aklım orada değildi. Önceki açıklamasını gene tekrar etmiş. Evrakları geç verdiği için ev alamadı. Ona İstanbul'dan daire vereceğiz sözlerine de şunu söylemiş. Babasına kızgın olmadığını dile getiriyor ama diyor ki evrağı gönderdim ama geç gönderdim. Herkes gibi koşarak tapu dairesine gitmeyi düşünmedim. Sonra evrak kayboldu dendi. Sonra da önce de kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de öyle. Kalkıp bir şeylerin peşine hiç düşmedim. Ama artık insanları salak yerine de koymamak lazım. Sezar'ın hakkı Sezar'adır bende, diyor. Evet, o evi alıp bir vakfa bağışlamadığı için pişman olduğunu söylüyor. Keşke alıp bir vakfa bağışlasaydım. Yani senin evine Zamanında ihtiyacım, ha. evet, evine ihtiyacım yok der gibi. Yani düşünceleri alkışlanacak çok onurlu bir duruş. Ama bu gördüğünüz soldaki fotoğraf siyahlı kıyafette Nişantaşı'nda 4-5 kare var. Hiçbir Maskesiz yerde bir. maske yok, evet. Yani kafaya taktıklarımdan biri de o. Yani önce maskeyi tak, sonra Kuşadası'ndaki ev ne oldu? Kuşadası. Kuş adasına uçtu. Ev de onunla birlikte gitti. Kuş oldu. Yani kendi emeğinle kazanıyorsun zaten. Dükkanımı kirasını da kendi veriyorum. Bugüne kadar İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanınmadan kendi ayaklarının üzerinde rüştünü ispat ettin. Öyle yürü. Arkana bakma. İbrahim Tatlıses'ten sana bir ev gelse ne olur, gelmese ne olur. Ama canım bütün çocuklar alıyorsa onun da hakkı değil mi ya? O da evladı ki bir de belki bütün çocukları bugüne kadar o haklardan doğdukları andan itibaren faydalanırken eğitiminde şurada burada, Dilan daha İbrahim Tatlıses'in yeni kabul ettiği bir çocuğu olduğu için bunca sene de ekstra zorluklar yaşadı belki. Bilmiyoruz bunları. Yani bu demektir ki yani o kabulleniş Dilan sen kızındın kabullenişi şeye benziyor biraz. Yani kağıt üzerinde olmuş. Gönülden olmamış. Yani evraklar geldi, kayboldu. Bu şey mi? Form dolduruyorsun. Zaman doldu. Bitti. Üniversite sınavın bu. 3 gün daha bekle, 5 gün daha bekle. Ha Yani zaten vermek bahane istedim. arıyorlarmış. O da Aha, geç aynen. kalınca Aynen. hemen hop Yani, oturuvermiş yerine gibi. şimdi İbrahim Tatlıses diğer çocuklarla da ciddi ciddi sorun yaşamış biri. Yani o da şey gibi yani Songül Kaya ve Mutlu Kaya gibi travmalar yaşamış. Bunun için çok fazla tartışmayalım. Normal bir insan davranışı da beklemeyelim İbrahim Tatlıses'te. Adam gitti geldi ya. Gitti Yani. geldi de bir cümle daha söyleyeceğim sadece Dilan'dan. Diyor ki yanındaki yardımcılara kadar verilen ev. Yani İbrahim Tatlıses bu kadar yüce gönüllü bir taraftan. Demek ki. Kızı söylüyor bunu. Yardımcılarına kadar ev verdi diyor. Yanındaki yardımcılara kadar verilen bir ev 27 yıl sonra barışan bir evlada verilmiyorsa burada evrak meselesi suni geliyor. Bu işte bir yalnızlık var. 13 yaşımdan beri kendim çalışıp kazanıyorum diyor. Bir tek şey daha okuyayım. Senin dediğin abi hayır kurumuna bağışlasaydım onu zaten diyor. Keşke zamanında verseydim de. Bir de İbrahim Tatlıses'in evladı olmak avantaj mı? Çocuklar kayrılıyor mu diye sorulmuş. O da demiş ki ben yorumlamayayım ama halk en doğru şekilde yorumlayacaktır. Kalkıp adaletliymiş gibi davranılmasın diyor. Yine bir gönderme daha yapıyor. Yeni sevgilisiyle ilgili bir soru soruluyor. Ona ne diyor?
Evlenecek misiniz falan, o da ne zaman Yok istersek yok. evleniriz gibi bir şey miydi? Dur bulayım. Söyle sen aklındaysan abi, Ben zahmet ol. tatlıcısın. Ha, Genç yeni bir sevgilisi. kelime topluyor. Aa dur. Diyor ki o Ne da diyor? yanında çalışanlardan biriymiş. Ha doğru, en sonunda öyle bitiyor, evet. Evet, yani ne kadar uzakta durduğunu, ne kadar dışarıda durduğunu gösteren bir açıklamadır o. Hiç bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Yanında çalışan bir arkadaş galiba. Nokta. Yanında çalışan bir arkadaş. Evet.